Murat Muratoğlu Faiz sebep, şemsiye netice. Merkez Bankası'nda çalışmak için herhangi bir birikime veya eğitime gerek var mı acaba? İlkokul çocuklarını oturtsan o koltuklara mesela. 3C sınıfından Berkecan yapar mı böyle bir hata? Cevabını hepimiz biliyoruz nasıl olsa. Asıl sorunun kaynağı Merkez Bankası'nın çalışanlarında değil ki. Zira o koltuklarda oturanlarda nasıl bir genişlik varsa kararları kendileri alıyorlar gibi yapıyorlar ya. Hastayım ona. Resmi enflasyon %20 ve %15'e düşürdüler faizi ciddi ciddi. Gerçek enflasyon kaç? En az %50. Millet enayi mi? Kaçar Türk lirasından tabii. Daha önceki gün dedi. Referansları din ve şeriat. Böyle idare ediliyor ekonomi. Nas ortada dururken sana bana ne oluyor demedi mi? Dedi. Sana bir şey olmuyor ama halk hızla fakirleşiyor. Ya tam uygula ya hiç uygulama. %16 günah da %15 olunca günah sayılmıyor mu? Şöyle anlatayım. Ülkenin para birimi Türk lirası ancak savaşta zarar görmüş veya dış dünyadan soyutlanmış ülkelerin para birimleriyle karşılaştırılabiliyor. Suriye, Libya, Venezuela. Hepsi de Türkiye'nin para biriminden daha iyi performans gösteriyor. Türk lirası savaşa girmiş, kaybetmiş ülkenin para birimi gibi. Yani al Esad'ı koy Türkiye ekonomisinin başına... İnanın daha kötü durumda olmazdı bu ortamda. Faiz indiriminin bir mantığı olmalı değil mi? Kalıbına uydurulmalı. Kararın altına bir açıklama yazılmalı. Onu da tırıvırı bir şeyler yazıp açıklamaya çalışmışlar. Böylelikle yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Ekonominin bırakın yatırımı kendi ayakları üzerinde duracak hali yok. Neyin sağlığı? Buna inanan ya Polianla ya da Pinokyo'dur. Ya hayal dünyasındadır, ya burnu uzuyordur. Oysa yıllarca bu iki masal kahramanıyla yönettiler ekonomiyi. Kah Polianno oldular, kah Pinokyo. Ekonomi uçuyordu, şahlanıyordu, pik yapıyordu, enflasyon iniyordu, dövizle faizle mücadele ediliyordu. Buzdolabı satışları artmıştı, dert üstü murat üstüydük. Peki bu ekonomi danışmanları ne iş yaparlar? Kaç tane var? Beş mi, on beş mi? neye yararlar? Korkularından konuşamıyorlarsa onurlu bir hareket yapıp gidip simit satsınlar. Ülkeye daha fazla kötülük yapmasınlar.